Dikkat çeken gelişmeler, ATV ekranından sürprizler ve özel röportajlara yer verdiğimiz turumuz başlıyor. Geçtiğimiz günlerde Şam'dan Plus için gerçekleştirilen kapak çekiminde kalp yarasının güzel oyuncusu Yağmur Tanrı Sevsin objektif karşısına geçti. Kalp yarasında Ayşe karakteriyle izlediğimiz Yağmur Tanrı Sevsin, kapak çekiminde bambaşka biri olarak bizi karşıladı. Güzel oyuncu, kapak çekiminde koyu tonlardaki makyajı ve giydiği dikkat çekici kıyafetleriyle göz alıcı pozlar verdi. Bu hafta ağzınıza bir parmak bal çalıyoruz. Yağmur Tanrı Sevsin'le gerçekleştirdiğimiz özel röportaj ve kapak çekiminden detaylar haftaya Dizi TV'de sizlerle olacak. Türkiye'nin en sevilen programcılarından Zahide Yetiş, yepyeni bir programla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Hazırlıkları tam gaz devam eden program için gerçekleştirilen çekimlere konuk olduk ve güzel programcıyla keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Öncelikle sevgili Zahide Yetiş'in yeni sezonda ATV'de olma konusundaki hislerini alalım. Valla çok çok heyecanlıyım, çok keyifliyim, çok mutluyum. Sorun neden? Çünkü burada hayatımın en keyifli, en heyecanlı, en özel anlarını yaşadım. Belki bir kadının hayalini aslında ben bu ekranda gerçekleştirdim. ATV ekranında evlendim. Herkesin duasını aldım. Bu iyi tarafı. Ama burada bir şey daha yaşadım. Yine çok fazla dua aldım. Annemi kaybettiğimde de yine ATV ekranındaydım ve o kadar çok kişinin duasını alabildim ki. Hani bir taraftan acı, çok üzücü bir olay ama bir taraftan sizi seven insanlarla ekranda buluşmak bambaşka bir şey. O yüzden ATV'nin benim için anlamı çok çok büyük. O yüzden tabii ki çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Birebir olmak, böyle kavuşmak ATV ekranında şahane bir şey. İlerleyen günlerde daha fazla detaya yer vereceğiz ama izleyicimizi aydınlatmak adına bir yemek programıyla ekrana döndüğünüzü paylaşmak istiyoruz. Valla biraz meraklanın çünkü bu diğer yemek programlarına çok benzemiyor. Ya 3 günlük dünya zaten Allah aşkına geliyor gidiyor, ne kadar eğlendik, ne kadar gülümsedik, sağlığımıza, bedenimize, ruhumuza ne kadar besledik, bu kar. O yüzden biz yemeği sadece mutfakta yapmıyoruz. Ruhumuzu da besleyeceğiz, keyif alacağız, güleceğiz, eğleneceğiz ama asıl olan tabii ki insan. Bu arada yemek, akşam ne yemek yapacağım diye düşünmeyecek artık hanımlar. Çünkü her gelen yarışmacı hem yarışmaya gelecek, hem maharetini gösterecek, hem de o günün tarifini belki bizim programdan alabilirsiniz. Hepsi çok eğlenceli ve çok güzel. Yarışmacılarımız da artık ailemizin bir parçası olacak. O yüzden bütün ekip heyecanlı. Sadece ben değil, çok güzel bir yarışma programı hazırlıyoruz sizin için. İzleyicilerimiz için de merak edenler olacaktır. Oldukça renkli görüntülere sahne olacak bu yarışma programına katılmak isteyenler nasıl bir yol izlemeli? Bir kere ATV'nin bütün ulaşım metotlarıyla bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Evet, yarışma eğlenceli, keyifli ama insanda ne varsa, yani gözyaşı varsa bazen hüzünlü, kahkaha varsa bol bol kahkahalı, insanda ne varsa hepsi var mutfağımızda. Çünkü biz mutfağımızda yaşarız. En keyifli misafirlerimizi mutfağımızda ağırlarız. Sofralar kurmak birisi için bizim için en özel, onun için yapılabilecek çok güzel bir şeydir. O yüzden biz mutfağımızda sizi ağırlamak istiyoruz. En kıymetli misafirimiz sizsiniz. Eğlenceli ve heyecan yüklü hikayesiyle yaz ekranının fenomeni haline gelen Baş Belası, en çok da başrol oyuncuları İrem Elbacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in uyumu ve övgü alan performanslarıyla adından söz ettiriyor. Eğer sana anlatmaya çalıştığım ipuçlarını fark etmeseydim ben şu anda ölmüş olabilirdim. Aynen, aynen olabilirdim. Bir saniye. Eğer sadece bir saniye geç kalmış olsaydın. İyi, belki bu sana ders olur.
laf dinlersin. Sana söylüyoruz bu adamların şakası yok diye dinlemiyorsun ki. Bundan sonra ben dur diyorsam dur, karışma diyorsam karışma. Ben mi suçlu oldum şimdi? Pardon? Eğer sen bana her şeyi anlatmış olsaydın, beraber plan yapmış olsaydık bunlar benim başıma gelmemiş olacaktı. Dizide cinayet büroda birlikte çalışmak zorunda kalan birbirine taban tabana zıt karakterlerdeki Şahin ve İpek'i canlandıran ikili sosyal medyanın da gözdesi korumunda. Dizinin takipçileri eğlenceli zıtlaşmalarıyla yaz ekranına damga vuran İrem Elbacıoğlu ve Seçkin Özdemir'i birlikte izlemekten duydukları memnuniyeti her fırsatta dile getiriyor. Bu da mı yanlış karar? Yo, çok doğru karar. İyi gelir. Enerjin yükselir. Mavilik falan. Negatif enerjiyi alır. Pozitif enerji verir. Sana iyi gelir. Ama beni iki dakika dinlesen. Tabii tabii. Aslında kan fobisi olan insanların endişelenmesine gerek yok. Korkularının üzerine gitmeleri yeterli. Ben kan gördükçe iyileşiyorum. Korkularımın üzerine gidiyorum yani. Bence siz de denemelisiniz. Benim korkum yok. Ben bugüne kadar en az 3000 ceset gördüm. Olduğuna eminim. Bir gün bana anlatacağınızı düşünüyorum. Kaliteden ödül vermeden zirvede kalan ATV başarısını yurt dışında da taşımaya devam ediyor. ATV ekranında yayınlanan iki sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor. Bu zafer topyekun milletin zaferidir. Evvela oğullarını, erlerini, kardeşlerini cenge gönderen anaların, bacıların ve kocamış yiğitlerin zaferidir. Kuruluş Osman şimdi de Endonezya ve Bosna Hersek'te de yayına girmeye hazırlanıyor. Endonezya ve Bosna Hersek'le birlikte toplam 37 ülkede izleyiciyle buluşan Kuruluş Osman, yayınlandığı ülkelerde beğeniyle izlenirken reytingleri de alt üst ediyor. Evvela bunların hesabını göreceğiz. Hiç kimseye açmayın. Haydi alpler, tez obaya gideriz. Kefereyi Türk'ün sillesiyle yıkmanın vakti gelmiştir. Haydi!